Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün işçi hakları buluşmaları adı altında organize ettiğimiz dört etkinlikli bir serinin ilkinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu etkinlikteki amacımız emeğin karşılaştığı güncel sorunları, bu güncel sorunlarla mücadele etme yöntemlerini ve bu yöntemler arasında bizim şimdiye kadarki deneyimlerimiz açısından en önemlisi olan örgütlü mücadelenin fırsatlarını, hangi araçlar kullanabileceğini tartışacağız. Bugünkü etkinliğimizin, bu etkinliklerde olabildiğince bu emek farklı sektörlerden arkadaşlarımızla bu güncel sorunları doğrudan deneyimleyen ve bu güncel sorunlara karşı doğrudan çözüm yolları bulmaya çalışan farklı sektörlerden arkadaşlarımızı ağırlayacağız. Bugün yanımızda Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan Burcu ve sevgili Arzu bulunmakta. Bugünkü etkinliğimizin başlığı yeni bir iş rejiminin inşası. Öncelikle ben kısa bir şekilde yeni çalışma rejiminin inşasının neden yeni olduğunu, farklı olanın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü çalışma rejiminin zaten evrenselleşmiş, hani kapitalizmin ilk gününden bu yana mevcut belli problemleri var. İşte hani yabancılaşmadan artı değer sömürüsüne kadar zaten hepimizin bildiği ve bir anlamıyla tarih dışılaşmış neredeyse bir boyutu var. Peki yeni olan ne? Bu sorunun cevabı da aslında hayli klişe olacak ama neoliberalizm. Neoliberalizmi okumamız için öncelikle neoliberalizmin yanıt bulmaya çalıştığı tarihselliği, sorunları neyin üzerinden geliştiğini biraz okumamız lazım. Neoliberalizm için temelde şunu söyleyebiliriz. 68 hareketleri sırasında gelişen temel taleplerin, ki bu temel talepler hangi yöndeydi? Başta fabrika içerisinde olmak üzere genele baktığımızda varlık devletinin insanların hayatlarını, zamanlarını, bedenlerini, kim olduklarını ve neyi arzuladıklarını müthiş bir ağ içerisinde çok güçlü bir şekilde belirlemesi ve dıştan bir denetim, bir disiplin mekanizması kurması üzerine gelişen bu tek yönlü hayata karşı geliştirilmiş bir isyan süreciydi. Neoliberalizmin en büyük başarısı da, ki kapitalizmin genel olarak en büyük yeteneklerinden biri ve evrenselleşebilmesini sağlayan temel faktör de bu öz eleştiri yetisi olduğu ölçüde, bu eleştirileri aldı ve bu eleştirileri soysuzlaştırarak, tersini çevirerek yeni bir emek süreci, yeni bir üretim ilişkileri ağı örgütlemeyi başardı. Bu yeni üretim ilişkilerinin temel karakteristiği de bizim esneklik dediğimiz kavramda gizli. İnsanların işte fabrikaya tıkılı kalmak istemiyorum, işte ömrümün şu kadar saatini fabrikada harcamak istemiyorum demesi üzerine neoliberalizm dedi ki bu sorunla şu şekilde baş edeceğiz. Senin emek zamanın 24 saate yayılacak ve fabrikayla sınırlı bir işten söz etmemiz mümkün olmayacak. İşte nerede çalışacağımı, ne kadar süre çalışacağımı kendim belirlemek istiyorum diyen insanları şunu dedi. O zaman güvencesiz çalışacaksın, yalnızca proje bazlı çalışacaksın, bir yıl çalışacaksın. Ondan sonra işte istediğin gibi farklı sektörlerde, farklı iş kollarında çok daha esnek bir şekilde çalışma imkanına sahipsin. Bedenimin tamamıyla fabrika ortamın tarafından, fabrika disiplini tarafından belirlenmesini istemiyorum diyen insanlara dedi ki, o zaman tüm hayat senin fabrikan olacak. Sen nasıl yaşıyorsan fabrika o şekilde, tersine bir şekilde organize edilecek. Ve bu sorunlar işte bu yeni cevaplar bize tamamıyla farklı, tamamıyla farklı olmasa bile çok özgün sonuçlar üreten ve insanlar açısından kendine özgü negatif problemlerle bezeli bir emek rejimine olanaklı kıldı. Bugün de özellikle özel öğretmen sendikasından arkadaşlarımızla konuşacağımız meselelerden biri de bu olacak. Belirli süreli iş sözleşmeleri. Yani bu esnekliğin olanaklı kıldığı deneyimlerden ve sorunlardan yalnızca bir tanesi. Şimdi bu kısa girişin ardından hukuksal boyutunu, bu sorunlarla uğraşmak için kullanabileceğimiz hukuksal araçları bizimle paylaşması için Sevda'ya sözü bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Burak zaten çok güzel bir giriş yaptı. Burcu ve Arzu da zaten bizim için alandan ve mücadeleden doğrudan aktarım yapacaklar, paylaşımda bulunacaklar. Ben biraz daha bunun hukuki çerçevesinden bahsetmek istiyorum. Bu hukuki çerçeve biraz daha hani mücadele hukuki zemine çekmek amacıyla değil de direnirken ve örgütlenirken
neyle mücadele ettiğimizi bilmek adına anlatacağım bunları. Yani teorik gelmesin anlamında söylüyorum. Şimdi öncelikle hatta kanun maddesini okuyarak başlayacağım. Çünkü kanun maddesi ne kadar lafzi olarak hani geçiştirilebilir bir şey gibi dursa da aslında kanun koyucular bütün amaçlarını ve sahiplerini bize kanun maddesinde dahi anlatmış bulunuyorlar. Kanun maddesinde hatta önemli olan kısmına biraz daha basarak söyleyeceğim. Çünkü birazdan anlatacaklarım daha iyi oturması sebebiyle. Şöyle söyleyeyim. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır diyor kanun maddesinde. Bu aslında şu demek. Belirli süreli iş sözleşmesi istisnadır. Esas olan belirsiz iş sözleşmesidir. Yani belirli süreli iş sözleşmeleri, bu atipik iş sözleşmeleri kasten alan açılarak istisnai bir düzenleme olarak getirilmiştir. Devamında şöyle söylüyor. Belirli süreli işlerde veya belirli bir işin tamamlanması, buralarda önemli, veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işverenle işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir diyor. Burada bizim için önemli olanlar, az sonra değineceğim zaten bunlar özellikle. Belli bir işin tamamlanması, belli bir olgunun ortaya çıkması gibi diyerek bu alanın genişletilmiş olması bizim için önemli. Şimdi devamında şöyle söylüyor. Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla kez üst üste, ki bizim pratikte çokça karşılaştığımız şekilde, zincirleme şekilde yapılamaz diyor. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Yani bir işveren benimle ard arda belirli süreli iş sözleşmesi yaptığında esaslı bir neden olmadıkça, bu esaslı nedenin ne olduğunu tabii ki bilmiyoruz, olmadıkça belirsiz süreli kabul edeceğini söylüyor. Şimdi bu maddenin gerekçesine değinmek istiyorum. Çünkü bu bizim için önemli. Hatta konferansımızda da atıfta bulunarak söyleyeyim ben onu. Hani düşmanı tanımadan o ablukayı dağıtamayacağımız için. O gerekçenin bu maddenin oluşturulmasındaki sahin öğrenmeden bununla mücadele edemeyeceğimiz için gerekçesine de değinmek istiyorum. Burada şöyle söylüyor. Belirli süreli iş sözleşmesi tanımı verilirken sadece tarafların açıkça süresini belirledikleriyle sürenin objektif belirlenebilir olduğu hallerde de sözleşmenin belirli süreli olacağı kabul edilmiştir diyor. Burada aslında bize şunu söylüyor. Benimle illa şunu yapması gerekmiyor patron. Seninle bir yıl çalışacağım, 2-10 yıl hiç fark etmez. Bunun demesine gerek yok. Belirlenebilir olduğu hallerde de, yani o sürenin saptanabilir olduğunu kabul ettiği hallerde, bu yine açık değil bizim için. Hallerde de benim belirli süreli çalıştığım kabul edileceği söyleniyor kanun tarafından ve gerekçesinde de. Devamında şöyle söylüyor. Bu tür sözleşmelerin işletme ve iş yeri gereklerinden olmakla beraber belirli süreli iş sözleşmelerinin kötüye kullanılmasının engellenmesi ve bunların objektif temellere dayandırılması Avrupa Birliği müktesebatında bir gereğidir diyor. Yani burada aslında kanun gerekçesinin her ne kadar bu belirli süreli iş sözleşmesinin kötüye kullanılmasını engellemek maksadıyla objektif temellere dayandırıldığı söylense de aslında objektif temeller sınırlı halde olmadığı için tamamen kötüye kullanılmasının önü açılmışken gerekçesinde tamamen altı boş bir şekilde bunu belirtiyor. Hatta ben şimdi bu tasarım metnin ilk hali var ve daha sonrasında TBMM'e bir önerge sunuluyor ve şu anki az önce okuduğumki haline çevriliyor. İlk haliyle kıyas etmek istiyorum. Şöyle söylüyor tasarım metnin ilk halinde. Sadece değiştirilen kısmı okuyacağım. Belirli süreli iş sözleşmesi, süresi zaman ve tarih olarak belirlenen veya işçinin üstlendiği işin türü, amacı veya niteliğinden süresinin belirli olduğu anlaşılan sözleşmedir diyor. Buraya baktığımızda da az önce bahsettiğim gibi tamam belirli süre dediniz, zaman ve tarih demişsiniz. İşin üstlendiği işin türü, amacı veya niteliğinden süresinin anlaşıldığı. Ya şimdi kanunda bunu sadece nitelendirdiğiniz zaman bizim için açık bir alan olmuyor. Sadece işin türü, amacı ve niteliği dediğinizde ne demek bu? Takdir edilebilir bir alan bırakmış oluyorsunuz hakimler ve patronlar tarafından. Sonra bunu şu şekilde değiştiriyorlar. Tamamen lehimize olacakmış şekilde. Belirli süresi az önce okuduğum gibi sadece şunu ekliyorlar, yani süresi zaman ve tarih demek yerine belirli süreli deniyor. İşin türü, amacı ve niteliği alınarak objektif koşullar denerek bunun kötü niyetli kullanılmasının önüne geçildiği kabul ediliyor gerekçede. Ama tamamen aslında en azından türü, amacı ve niteliği diyerek hangi sıfatları arayacağını patronun veya hakimin bunu takdir ederken hangi sıfatlara bakarak bunu değerlendireceğini anlayabilecekken objektif koşullara bağlı olarak diyerek bunun tamamen aslında takdir edilesi bir alana bırakarak daha da kötüye kullanılır bir alan haline getirmiş oluyor. Kötüye kullanırdan kastım şuna değineceğim. Şimdi mesela biz burada belirli süreli iş sözleşmesinin tabi olmaktan, bize yarattığı güvencesizlikten bahsederken tam tersi durumda dahi bizim aleyhimize yorumlandığını görebiliyoruz. Şöyle anlatayım. Şimdi ben tamam belirli süreli sözleşmeye çalışmak istemiyorum ama bir de bu alanda çalışan işçi arkadaşları düşünüyorum. Ben belirli süreli iş sözleşmesine çalışmak istiyorum. Ben inşaat sektöründeyim. Bir proje üzerine çalışıyorum. Gerçekten belirli süreli çalışmam gerekiyor. Tamam, bunda sıkıntı yok. O şirketle de uzun zamandır çalışıyorum. Arda arda gelen sözleşmeler yapıyorum doğal olarak. Ama benim için belirli süreli sözleşme. Ben ona göre plan program yapmışım, düzen haline getirmişim. Ve şimdi orada benim sözleşmem feshediliyor. Sürem tamamlanmadan. Benim alacaklarım, tazminatlardan bağımsız olarak söylüyorum,
Bir 6 aylık mesela benim hala sürem var, tamamlanmamış. Ve ben bakiye ücret alacağı talep ediyorum. O 6 aylık ücreti madem beni işten çıkardınız kardeşim, bana onu bir geri verin diyorum. Burada mahkeme bize şunu söylüyor. Yukarıda maddede okumuştum. Arda arda yapılan belirli süreli iş sözleşmeleri esaslı neden olmadıkça yapıldıysa belirsiz süreli kabul edilecektir diyor. Şimdi bu esaslı neden açılmamış kanun tarafından, bir tanımlama yapılmamış. Şimdi ben belirli süreye tabi olmak istediğim alanda dahi bana hakim diyor ki arda arda yapılmış, esaslı neden yok. Yani yok benim için çünkü ben böyle değerlendirdim. O yüzden senin sözleşmen en başından itibaren belirsiz kabul ediliyor. Senin bakiye ücret alacağını ben reddediyorum diyor. Yani biz de az önce dediğim gibi belirli süreli sözleşmeye tabi olmadığımız alanlarda dahi, yani benim bunu arzuluyorum. Ben belirli süreli sözleşmeye tabi olmayı arzuladığım alanlarda dahi o açık bıraktıkları alanlar tamamen aleyhimize yorumlanabilir hale gelmiş oluyor. Şimdi ben biraz da unsurlarına değinmek istiyorum. Hani bu biraz teorik gelebilir ama pratikte uygulanmadığı için, bizim hukuki mücadelemize destek olabilecek alanlar olduğu için bunları söylüyorum. Şimdi yazılı şekilde yapılması bu belirli süreli sözleşmeler için ilk gerekçe. Fakat şöyle bir durum var. Bu iş belirli süreli sözleşmenin düzenlendiği 11. maddede şunu söylüyor bize. Belirli süreli sözleşmesi yazılı olarak düzenlenir. Tamam, çok güzel. Ama bundan sadece 3 madde öncesine gidiyorum. 8. maddede iş sözleşmesinin tanımlandığı, belirlediği, doğrudan iş sözleşmesinin tanımının yapıldığı maddede bana şunu söylüyor. Asgari 1 yıl ve daha fazla süreli sözleşmeler yazılı olarak yapılmalıdır diyor. Ben diyorum ki 3 madde sonra bana şunu söylüyor kanun koyucu. Belirli süreli demişsin. Buna herhangi bir azami veya asgari süre belirlememişsin. Ama yukarıda diyorsun ki en az 1 yıl. Ya ben aslında 5,5 aylıklarda, 10 aylıklarda hepsi yazılı olarak yapılmak zorundaymış gibi kabul ediyorum. Çünkü 11. madde bana bunu söylüyor. Ama sen 8. maddede diyorsun ki en az 1 yıllık sözleşmeler yazılı ve daha fazlası yazılı olarak yapılmak zorundadır diyorsun. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Doktrinde de, Yargıtay kararlarında da o yazılı şartın 11. maddede düzenlenen 8'in aksine geçerlilik şartı olarak kabul ediyor ve uyguluyor. Ama yine de şunu da söyleyeyim, yani 8, yani arada 3 maddelik bir fark, yani 8. maddede başka bir şey ve 11. maddede başka bir şey. Yani bu çelişkiyi dahi gidermekten imtina etmek tamamen bir tercihtir. Böyle karanlık bir alanda, güvencesizlikle uğraşılan bir alanda bunu açık bırakmak tamamen bir tercihtir. Şimdi devamında şuna değineceğim. Az önce bahsettiğimiz bu objektif nedenlerin varlığı. Bu bahsedeceğim niteliklere özellikle dikkat edecek olursak, sonunda değineceğim neden dikkat etmemiz gerektiğini. Yukarıda belirttiğim gibi bu işin belirli süre devam edecek olması. Objektif nedenlerin varlığını aranacak kriterler olarak bunları sıralıyorum. İşin belirli süre devam edecek olması tamam, makul. Bu bahsettiğim gibi inşaat işleri olabilir, kampanya işleri olabilir. Ben gerçekten belli bir işin süre devam edecek olması sebebiyle belirli süreli yapmışım. Tamam. Belli bir işin tamamlanması. Bu da aynı şekilde proje olarak değerlendirebiliriz. Veya belli bir olgunun ortaya çıkması. Bu da işte şöyle değerlendiriyorlar doktrinde. Tabii kanunda bu açıklanmadığı için. Askerlik durumu oluyor bir işçinin. O ayrılıyor ve onun yerine ben bir süreliğine işçi alıyorum. İşçi bunu bilerek, kabul ederek geliyor. Tamam, hamile biri oluyor. Onun yerine birini alıyorum. Belli bir olgu ortaya çıktığı için sonrasında geleceğini kabul ederek buraya geliyor ve belirli süreli sözleşme yapılabileceği kabul ediliyor. Tamam, çok güzel. Bu 3 maddeye değiniyorum. Fakat sonrasında bana diyor ki gibi. Yani bunun aynen sınırlı sayı ilkesi kabul etmediği için tamamen hakim tarafından takdir edilebilecek bir alan sağlıyor. Ve işte dediğim gibi ve şuna değinmek istiyorum özellikle bu bahsettiğim 3 sıfata dair. Bizim daha çok gördüğümüz işte belli süreli sözleşmelerin uygulandığı sektörlere bakacak olursak, işte STK'lar, yayın evleri, işte özel öğretmenler veya depolar. Ya bakıyorum bunların hiçbirini barındırmıyor. Belli bir süre devam edecek olması, yani depoda bunu nasıl arayabilirim? Belli bir işin tamamlanması, belli bir olgunun ortaya çıkması, bunların hiçbirini barındırmayan sektörlerde daha uygulanabilir oluyor. Fakat gibi diyerek önü açıldığı için onun nasıl değerlendirebileceğini işçi tarafından, işte bizim tarafımızdan bilinemediği için tamam uçsuz bucaksız, esaslı neden kabul edilebilecek, objektif şartların varlığı kabul edilecek bir alan haline getirilmiş oluyor. Bir diğer şartta şöyle bir durum var. Sözleşmenin süreye bağlanması tabii ki belirli süreli sözleşme olduğu için. Fakat onda da şöyle bir sorun var. Bu açıkça belirlenebilir bu süre. Yani benimle 1 yıl yapabilirler, 10 yıl yapabilirler, hiç fark etmez. Fakat bunu örtülü olarak da düzenleyebiliyorlar. Yani şöyle, belli bir işin tamamlanması diyor, öne açılıyor. Yani o işin belirli saptanabilirse eğer ne zaman biteceği, bunun belirli süreli iş sözleşmesi olduğu kabul ediliyor kanun koyucu tarafından da, hakimler tarafından da. Aslında bu çok önemli bir husus çünkü bizde örtülü şekilde düzenleniyor aslında. Bu yazılı olmayanlar için de söylüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Bazı kararlarda şuna değiniyor. İşçiye açıklama yapılması durumunda da belirli süreli sözleşmeye tabi olacağı ve iş diğer işte belirsiz süreli sözleşmeye dair güvencelerden faydalanamayacağı söyleniyor.
Yani bu yazılı sözleşmem yok. İşimin niteliği bana kalırsa. Objektif varlıkları içermiyor. Veya devamında dediğim gibi sözleşme süreye bağlanmamış bence benim kanaatimce. Fakat patron geliyor diyor ki, ve bunu ispatlaması çok kolay tanıklarla birlikte. Peki ben işçiyi alırken dedim ki, kardeşim ben senin 6 ay çalışacağımı söylemiştim. İşçiye açıkladım ben bunu, sonlanacağını da söyledim. Ki bakın benim önceden çalıştırdığım işçiler de var bu şekilde diye göstererek yalnızca. Ya o sömürü olan onun için bir delil olmuş oluyor çünkü. Diyerek bundan tamamen kurtulabiliyor. Şimdi şuna değin, özellikle ben öğretmenlerle ilgili şuna da değinmek istiyorum. Şimdi 5580 sayılı bir kanun var. Direkt özel bir kanun bu. Orada şöyle belirtiyor. Yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileriyle, kurucu ile kurucu temsilcisiyle yapılacak iş sözleşmeleri bakımından en az bir senelik yapılma koşulu getirmektedir diyor. Yani şimdi şöyle bir durum var. Doğrudan bize şunu sağlıyor. O kanun, özel kanun. Belirli süreli iş sözleşmesi yapabilirsin. Tamam, böyle bir alan açıyor. Bakıyorum öğretmenler çalıştığı sektöre. Ben neden belli bir işin tamamlanmasına yönelik çalışmıyorum? Yani bir belli süre devam edecek bir iş değil. Belli bir olgu ortaya çıkacak bir iş değil. O objektif varlığın aranmasına dahi gerek yok. Kardeşim sen yorulma diyor hakime. Öyle bir şey gerek yok. Bak ben sana özel kanun getirdim. Belirli süreli sözleşme yapılmak zorunda diyerek bunun önü açılmış oluyor. Çok pardon. Şimdi ben kısaca sonuçlarına değinmek istiyorum. Yani bu işsiz kalmak, sürekli iş aramak durumunda kalmak, onların yanında biraz hukuki sonuçları da var bunun. Hukuki sonuçları da şöyle. Öncelikle işe iadeye değinmek istiyorum. İşe iade de işe iadenin ilk şartı zaten belirsiz süreli sözleşmeye tabi olmak. Yani zaten ben belli süreye tabiysem işe iade açamıyorum. Çünkü zaten belli sürenin mantığı şu şekilde. Sen benimle belli süreli anlaşmışsın. Süren bitince çıkarsın ve işe iade gibi bir durum söz konusu olmaz. Belirsiz süreliden zaten eleniyorum. Bir de ikinci şarta geliyorum. 6 aylık kıdeme sahip olmak. Bu 6 aylık kıdeme sahip olmak deyince zaten hepimizin aklında herhalde halihazırda devam eden Trendyol direnişi, depo direnişi gelir aklımıza. 5,5 aylık sözleşmelerin öyle işverenlere, patronlara böyle havadan vahiyle inmiş bir şey değil. Hukuki bir bilgimiz olmasa dahi o 5,5 aylık şeyin kasti olarak yapıldığını zaten anlayabiliriz. Tamamen bu işe iadenin önüne geçmek amacıyla 6 aylık kıdemi gasp etmek amacıyla yapılmış sözleşmelerdir. Ki ona rağmen bakın orada şunu yapıyorlar. 25 ek kodunu kullanıyorsun, belirli sözleşme yapıyorsun, 6 aylık kıdemi engelleyecek şekilde sözleşme yapıyorsun. Yani benim işe iadede aranan tüm şartlarımı tek tek elimden alıyorsun. Yani işverenler, patronlar şunu da riske atmıyor. Kendi lehlerine olan kanunları dahi, çünkü onlar da biliyor o kanunun yorumlanmaya açık olduğunu, lehe olan kararların mevcut olduğunu biliyorlar. Diyor ki ben nasıl garanti alabilirim? Tamam 25 ek'den çıkarayım, 6 aylık yapayım ve böylece işe iade talep edemez bir hale gelsin oluyor. Şimdi işe iadede 6 aylık kıdem aranmasa dahi, şimdi burcuların, arzuların işte çalıştığı sektörlerde daha çok 10 aylık sözleşmeler yapılıyor. Tam 6 aylık kıdemi sağlıyorum. Açabilir miyim? Hayır, açamazsın kardeşim. Çünkü senin belirli süreli sözleşmen var. Belirsiz değilsin. Bu şartı sağlamadığın işe iade talebin reddedilecektir şeklinde oluyor. Şimdi kıdem tazminatına gelecek olursam. Kıdem tazminatında yine o Trendyol depoda olan hususun öğretmen sektöründe olduğunu görüyoruz. Kıdem tazminatının ilk şartı yine belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi olmak. Çünkü dediğim gibi sözleşmen bittiğinde çıkacaksın tabii ki. Benden ne kıdem istiyorsun denerek bunun önüne geçilmiş oluyor. İkinci şart da bir yıllık kıdeme sahip olmak. Ya şimdi o bir yıllık kıdeme sahip olmak deyince tabii ki burcularda 10 aylık sözleşmenin bir zemine oturmuş oluyor. Neden benimle 10 aylık sözleşme yaptıklarının amacı belli olmuş oluyor. Onları da böyle kırıyorlar tabii ki. Tabii şöyle bir durum var. Öğretmen sektöründe en azından şunu söyleyebilirim. Lehe kararlar, tabii aleyhe kararlar da mevcut ama. Şimdi benimle 10 aylık sözleşme yaptınız, sonlandırdınız, tekrar 10 aylık yaptınız. Her sene bunu yapıyorlar. Düzenli, istersem orada 10 yıl çalışayım. İstifa metni alıyorlar, tekrar sözleşme yapıyorlar, 10 aylık istifa metni. Böyle 5 yıl beni götürüyorlar. Sonra bir yerden sonra çalışmak istemiyorlar. Çünkü yeni gelen öğretmenler var. Daha ucuza çalıştırabileceğim ucuz iş gücü öğretmenler var. Onları alacağım, sene devam etmiyorum diyor. Şimdi baktığımızda şimdi öğretmenler orada belirli süreli çalışıyorlar. Dolayısıyla kıdem tazminatı alamazlar gibi varsayıyoruz. Fakat şunu söylüyor bize bazı yargısal kararları. Tamam belirli süreli fakat 5 yıl devam etmişsin ve esaslı bir nedenin yok. Esaslı bir neden olmadan senin o sözleşme yenilememen senin fesih iradendir diyor. Dolayısıyla senin bu öğretmene kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemen gerekir diyor. Yani bu yönde lehe kararlar mevcut ama dediğim gibi bu tamamen böyle yorumlanmaya bir açık alan olduğu için ya bunu biz kendimize garanti olarak göremiyoruz. Çünkü şöyle bir durum da var. Bizim hukuk sistemimizde emsal kararlar bağlayıcı nitelikte de değil. Dolayısıyla ben sadece bunları bir delil olarak sunuyorum ve mahkeme sürecime, hukuki sürece girdiğimde bu davanın nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum.
Ama dediğim gibi lehe kararlar mevcut. Hatta şuna da değinmek istiyorum. Bu sözleşmeler, ben de bunu okuma yaparken fark ettim. Hastanelerde de kullanılıyor. Hemşirelerde, özel işte hastanelerde kullanılıyor. Hemşirelerle belirli süreli sözleşme yapıyorlar. Ve onlarda da her sene yeniliyorlar bu sözleşmeyi. Belki 10 yıllık dem var, belki 5 yıllık dem var. Hiç fark etmez. Şimdi hemşire başvuruyor hukuki yola çıktıktan sonra. Ve hemşire şunu söylüyorlar. Her ne kadar işte yukarıda bahsettiğimiz ard arda yenilense de, yani belirsiz sayılacak diye ard arda yenilenen esas neden olmadığında. Her ne kadar ard arda yenilense de esas nedenin varlığı gözetilerek, esas nedenin varlığına dair herhangi bir şey söylenmiyor. Belirli süreli sözleşmeye tabi olduğu, dolayısıyla işe iadedir, tazminatlardır konusunda taleplerinin reddine karar veriliyor. Yani hemşirelikte nasıl bir esas neden olabilir, benim sözleşmenin ard arda yenilenmesinin nasıl makul bir sebebi olabilir, nasıl bir objektif varlığın sebebi olabilir? Ben bu şekilde ihbar tazminatını zaten ona da kısaca değineyim. İhbar tazminatı zaten ona da ilk şart belirsiz süreli sözleşmeye tabi olmak. Dolayısıyla herhangi bir ihbar tazminatı da söz konusu olmuyor. Her ne kadar kıdem ve işe iade de gibi 6 aylık 1 yıllık şartlar aramasa da belirsiz süreli olduğu için doğrudan o hakkı da gasp edilmiş oluyor işçinin. Dediğim gibi kısaca böyle bahsedebilirim. Sonra burcular isterse aktarım yapsınlar. En sonunda soru alabiliriz hukuki sürece dair veya mücadeleye dair, hiç fark etmez. Değişebilir. Ben mi vereyim? Ben veriyorum. Takabileceğim inşallah. Pardon. Bunu takamadım. Tamam. Ya bir... Merhabalar. Ben hem bir özel sektör öğretmeniyim, öznesiyim bu mücadelenin de bu sömürü düzeninde, hem de özel sektör öğretmeni sendikası üyesiyim ve sendikamızı temsilen ben de Arzu Hocam da buradayız. Resmi rakamlara göre 500 bine yakın özel sektör öğretmeni bulunuyor, ancak resmi olmayan rakamlarda bunun neredeyse iki katı fazlasının özel sektör öğretmeni olarak barındırdığını görebiliyoruz. Nasıl oluyor resmi olmayan durumlara göre? Bizler geçinebilmek için, biraz daha fazla ücret alabilmek için sigorta paramızı elden alma ve sigortasız olarak çalışma gibi yöntemlere başvuruyoruz mecburen. Dolayısıyla aslında 1 milyona aşkın bir özel sektör öğretmeni sayımız mevcut. Şimdi maaşları asgari ücretlere dayanan, varan, onay gibi sözleşmelere tabi tutulan, fazla mesai, ek ücretler gibi haklarımızı ve özlük haklarımızı alamadığımız ve belli süreli sözleşmelerle sözleşmelerimizin yapıldığı bir alandan bahsediyoruz. Bunun sorunları çok daha fazla türetebiliriz ama biz bugün başlıktan da yola çıkarak belirli süreli sözleşmelere değineceğiz. Bunlar hakkında konuşacağız. Çok katmanlı sorunlarla uğraşıyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim. Bizler devletin kendi eliyle yarattığı özel eğitim sektörünün mevsimlik işçileriyiz aslında. Paralı okulların içerisinde parasız ve güvencesiz çalışan emekçileriz. Bu sadece özel okullara has bir durum değil. Yani devlet de kendi bünyesinde, kamuda asgari ücretin çok altında kalan bir ücretle ücretli öğretmenlik yaptırıyor öğretmenlere ve çok daha güvencesiz bir alana sıkıştırıyor. Tabii devletin bu uygulamasından cüret alan patronların, yani doğal olarak şunu söyleyebiliriz, yani devletin kendisinin yaptığı bir uygulamayı bir patron, bir sermaye sahibi çok daha rahat bir şekilde, daha cüretkar bir şekilde bizim karşımıza koyabiliyor. Buradan kaynaklı da tabii doğan tonlarca sorun var. Başta bahsettiğim gibi binlerce öğretmen var. Sayısı milyona varan özel sektör öğretmeni var. Geldiğimiz noktada özel eğitim ekonomisi diye yer edinen bir yere vardık aslında, bir sisteme vardık. Özel eğitim ekonomisi. Normal şartlarda eğitimin bir kar amacının gütmemesi gerekiyor. Ancak özellikle 2010 yılından itibaren daha fazla eğitimin ticarileştiği kısımları görebiliyoruz.
Son yıllarda bunun dozu çok fazla artmış durumda. Kurumların her geçen gün kar oranlarını izlersek bakarsanız ne kadar yükseldiğini görebilirsiniz. Ancak aynı oranda, yani ters orantıyla öğretmene reva görülen, emekçiye reva görülen çok çok aşağısında kalıyor. Asgari ücret kimi zaman daha aşağısı, kimi zaman belki bir tık üstü, 1.000 lira, 2.000 lira gibi bir skaldan bahsediyoruz. Ücretlerle yaşamamız bekleniyor. Belirli süreli sözleşmelerin, Sevda da az önce bahsetti güvencesizliğini. Bu patronlar için çok büyük bir, onların lehine çok büyük bir avantajı aslında. Çünkü şöyle avantajdan bahsediyorum. Şimdi bu patronların büyük bir dernekleri var. Özel sektör eğitiminden, sektörün kendisinden bahsediyorum. TÖDER'den bahsediyorum burada. TÖDER bünyesinde yaklaşık 1200 küsür, 1280'leri varan kurum var. Ve bu kurumlara baktığımız zaman hepsi aslında birer şirket. Dolayısıyla da tam bir şirket yönetir gibi bir yönetime sahip. Ve biz de o şirketin birer elemanıyız. Nasıl bir firmaya girdiğin zaman eğitim dışında bir sektörde karşılaştığın sorunların tamamı, belki biraz daha fazlası, daha katmerlisi özel sektör özel sektör eğitiminde de karşımıza çıkan sorunlar arasında. Bu bağlamda belirli süreli sözleşmenin kendisi bu kurumlara, patronlara çok büyük bir avantaj sağlıyor karlarını elde edebilme açısından. Nasıl? Sevda da değindi, 10 aylık yapıyor benim sözleşmemi. Normal şartlarda iş tanımı gereği ben vasıflı bir çalışanım. Yani bunu vasıflı vasıfsız diye herhangi bir küçümseyen bir yerden söylemiyorum. İş tanımımız bu şekilde. Dolayısıyla vasıflı çalışanın aslında belirli süreli sözleşmeye tabi tutulmaması gerekiyor. Ancak bunu patron nasıl yapıyor? Bizleri ders saat ücretli olarak gösteriyor çalışırken. Ders saat ücretli olarak gösterdiği için ben haliyle belirli süreli sözleşmeye tabi tutuluyorum. Dolayısıyla da bütün haklarımdan, hem kıdemimden hem ihbarımdan mahrum kalıyorum. Onun dışında yılın iki ayında, ki maaşımı alacağım üçüncü ay da dahil olmak üzere, üç ayı ben işsiz geçiriyorum aslında. Şimdi düşündüğümüz zaman kirada yaşıyoruz belki birçoğumuz. Ben ev sahibim bana şunu söylemeyecek hiçbir zaman. Ya kardeşim sen 10 ay çalışıyorsun, 2 ay işsizsin, hadi 2 ay benden gibi bir motivasyon olmadığı, böyle bir gerçeklik olmadığı için haliyle benim oradaki 2 aybımın kaybını sadece ben düşünebiliyorum. Ve bu düşünmenin ötesinde, yani yaşamımı alt üst eden, kilitleyen, yaşanılmaz, katlanılmaz kılan bir hale çeviriyor. Bekarsak aile evlerine dönüyoruz. İşte evliysek tek maaşla, eşimiz de çalışıyordur çok yüksek ihtimalle. Tek maaşla geçinmeye çalışan, çoluk çocuğuna bakmaya çalışan bir kısa bir döngüye, ama katlanılmaz bir döngüye sokuluyoruz. Burada şimdi yasadan bahsetti Sevda, hukuki kısımdan, ama yani yasa kime işliyor? Yasa bize işlemiyor. Yani bizler şimdi bu belirli süreli sözleşmeyle örgütlenmenin önünü de tıkadığı için sözleşmenin varlığı. Yani 10 ay sonra ben işsiz kalıyorum. Dolayısıyla nereye örgütleneceğim? Hani nasıl bir örgütlenme çalışması? Yani süreklilik yok çünkü orada. Yapacağım, yapamıyorum. Şimdi bu örgütlenmenin önünü tıkadığı için bir mücadele alanı veya ağı örmenin kendisi de güçleşiyor oldukça. Buradan tarafta her açıdan baktığında emekçinin önünü tıkayan bir yere varıyor. Yani 6.356 sendikalar yasası gibi işlemeyen, yani işçinin, çalışanın lehine işlemeyen bir yasa nasıl depoda, fabrikada, herhangi bir iş yerinde nasıl işlemiyorsa, patronların ellerinde sopa olarak kullandıkları, sırtlarını yaslandıkları bir yasaysa, aynısı bizim için de geçerli burada. Bizler de normal şartlarda bağlı olduğumuz iş kanunundan bizim lehimize, çıkarımıza olan hiçbir şeyden faydalanamıyoruz. Ama patronlara baktığın zaman çok olanakları çok geniş. Yani şunu kendim de bir özel okulda çalıştığım için net olarak görebiliyorum. Bir öğrencinin kaydından sadece eğitim ücreti olarak, yani ne demek bu? Yemek,
kitap parası, işte kantin parası, servis parası dahil olmadan ortalama 150-200 bin bandında senelik bir öğrenciden gelir elde ediyor. Şimdi aynı zamanda da her bir öğrenci ve mekan için de komisyon alıyor patron. Şimdi oran olarak baktığın zaman hem bir sabit bir geliri var hem de bir komisyon geliri var. Şimdi patronlara iş görüşmesi yaptığın zaman şunu söylüyorsun. Ben dönem içerisinde asgari ücrete yapılan zamdan faydalanabilecek miyim gibi bir soru yönelttiğimizde bize diyor ki ya hocam benim ama gelirim sabit. Yani ben öğrenciye yıl içerisinde hani bak işte asgari ücrete zam yapılacak veliye. Sen de işte ücreti arttırmak durumunda ilgili bir şey söyleyemiyorum. O yüzden kusura bakma sana da bu zammı yapamam gibi faktörlerle bizim karşımıza çıkıyordu ama biz son yıllarda bu şeyi kırmaya başladık bu durumu. Yani bunun tabii ki de az sonra Arzu Hocam da anlatacak mücadele içerisinde nasıl uğraşlar sonucunda belli kazanımlar elde ettiğimizi gerçekten tamamen fiili, meşru ve bağımsız mücadeleyle elde ettiğimiz haklarımız, zaten var olan haklarımız. Bunlardan bir tanesi taban maaş hakkımızdı mesela. Yani konumuzun biraz dışında kalabiliyor ama bizim en büyük taleplerimizden birisi de bu. Yakın zamanda 1 Ekim'de yine Ankara'da gerçekleştirmek istediğimiz kitlesel bir eylemimiz vardı ve bunu gerçekleştiremedik bizden bağımsız faktörlerden kaynaklı. Ancak bunların hepsi bir katman, hepsi bir birbiriyle bağlantılı meseleler. Bizi her alanda sıkıştırmaya çalışan ve öğretmene karşı bir sopa olarak diken üstünde tuttuğu, oturttuğu, sopa olarak kullandığı bir sözleşme türünden bahsediyorum. Beni müthiş bir güvencesizliğe, ben ne zaman işten atılacağım, işte hastalanıyorum mesela, ancak doktora gidemiyorum. Gidersem belli bir tedavi mesela uygulanacak bana ama benim buna bir vaktim yok. İyileşmem gerekiyor ama buna bir vaktim yok. Niye? İşsiz kalabilirim. Çünkü o belirli süreli sözleşmelerde işte o ne engel teşkil etmeyen durumlar, ekstrem durumlar vesaireler gibi durumları bana şart olarak sunuyor. Sen işte işini, görevini kötüye kullanıyorsun. Haftada iki gün gelmiyorsun ama benim haftada iki gün mesela sağlığımla ilgili bir problemim var ama o bunu gözetmiyor. Neye dayandırıyor? İşte buraya dayandırıyor. Belli süre sözleşmeye dayandırıyor. Biz bunlardan çıkmak ve kurtulmak istiyoruz. Bunun önü kapalı değil aslında. Yani yasalar, normal şartlarda emekçinin ve çalışanın, işçinin lehine olması gereken yasaları sadece uygulaması gerekiyor hükümetin, devletin. Uyguladığı takdirde, yasa çıkarttığı takdirde patronların uygulamaktan başka şansının kalmayacağı bir durumdan bahsediyoruz. Belli süreli sözleşmeler bir güvencesizlik rejimidir. Az önce de bahsettiğim, yani bu gerçekten artık bir rejim haline gelmiştir. Yani örgütlenmenin önünü tıkayan, gün sonunda hiçbir hakkımızı alamadan işten çıkarıldığımız, emeği ucuzlaştıran, sürekli bir yaşam kaygısı ile emekçiyi sömürü düzenine mahkum bırakan bir sistemin kendisi ve bu rejim tıkır tıkır işliyor patronların lehine olacak şekilde. Bu MEB tarafından, yani Milli Eğitim tarafından da desteklenen bir durum. Yani işin vahim kısmı da burası zaten. Yani Milli Eğitim Bakanlığı da biliyor orada benim nasıl türlü çakallıklarla belirli süreli sözleşmeye tabi tuttuğunu. Milli Eğitim Bakanlığı da biliyor ama açık çek veriyor. Yani İşte 2010 yılından sonra işte dershanelerin kapatılmasıyla başlayan süreçlerde mesela takviyeler, destekler almaya başladı kurumlar. Yani nasıl takviyeler? Hala geçerli olan, ben bir sözleşme yaparken işverenle bana diyor ki öğretmenim diyor İşkur'da aktif görünmen gerekiyor diyor. Niye bunu söylüyor? İşkur'da durumunun aktif olmasını söylüyor. Çünkü sigortasını İşkur karşılayacak öğretmenin. Yani sen orada sigortadan yırtıyorsun, vergiden yırtıyorsun. Her türlü karını elde ediyorsun ve bana bütün bu karların üzerine bir de asgari ücreti dayatıyorsun. Asgari ücretin bir tık üzerinde bir talebim olduğu zaman işte asgariyi
yatırayım, geri kalanı elden vereyim gibi çakallıklar yapıyorsun. Ben buna mecbur kalıyorum. Tıpkı belirli süreli sözleşmeye mecbur kaldığım gibi. Bize mesela söylenen, verilen akıllardan bir tanesi diyeyim şu, kardeşim kabul etmeyin. Böyle bir dünya maalesef yok, yani bunun bir karşılığı yok. Çünkü yaşamak zorundayım ben. Yaşamak istiyorsam o mücadele alanını açana kadar bunlara maruz kalmak zorundayım gibi bir hali var. Bizler tam bu sebepler ve bunlar gibi türlü katmerli sorunlardan kaynaklı 2 sene önce sendikamızı kurduk. Özel sektör öğretmenleri sendikası var. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela birkaç sene önceye kadar işverenle şu tartışmaya giremiyorduk. Yani biz ne kadar süreli sözleşme imzalayacağız? Hayır hocam zaten 10 ay. Yani başka bir alternatifi yoktu. Şu an benim bir kazanım olarak gördüğüm bu soruyu sorabiliyoruz. Yani biz kaç aylık sözleşme yapacağız? Şunu söylüyor artık patron, diyor ki, veya işveren kimse görüştüğümüz. Diyor ki hocam, diyor, şimdi bir başlayalım biz 10 ay. Eğer devam edeceksek onu 12 aya tamamlarız gibi bir yere artık, hani bunu söylemek zorunda kalması bile bence bir güçtür. Bu bizim basıncımızla ve mücadelemizle oluşan bir güç diye düşünüyorum. Bizler bu gücü ve cüreti kuşandık. Dolayısıyla patronlar da, kurumlar da, kurum sahipleri de, hatta uzun süredir, çok uzun süredir sessizliğe gömülen sinen öğretmenler de artık bu mücadelenin açıldığının hepimiz farkındayız. Dolayısıyla karşı taraf, mücadele içerisinde olduğumuz patron ve sermaye sahiplerinin korkmaya başladığını görüyoruz, yaşıyoruz. Nereden yaşıyoruz, görüyoruz? Elde ettiğimiz kazanımlardan. Işık Vakfı öğretmenleri yakın zamanda çok güzel kazanımlar elde ettiler ve bu kazanımlar gökten vahiyle inmedi. Mücadeleyle aldılar bu kazanımları ve kazanım içerisinde de yine belirli süreli sözleşmeden belirsiz süreliye geçiş maddesi yer alıyordu ve bunu kabul etmek zorunda kaldı yönetim. Yine istek okulları şu anda hali hazırda bir mücadele içerisindeler. İstek okullarında mücadele talep ettikleri haklar, düşük ücretlerin iyileştirilmesi, belirsiz süreliğe geçiş, işte iş yükü ve mobbinglerin kaldırılması, fazla mesai ve ek ücretlerin ödenmesi gibi talepleri var. Ve bu talepler karşısında kalem bırakma eylemi yaptılar arkadaşlarımız. Bizler de destek verdik. Daha sonrasında yönetim, vakıf bu konuyu çözecek, siz merak etmeyin gibi bir cevap verdi. Daha sonra biz de süreci takip edeceğimizi söyledik öğretmenler olarak. Ve daha sonra tabii ki de böyle bir şey yapmadı. Aksine öğretmenleri WhatsApp gruplarında tehditler ettiler. Bireysel olarak arayıp öğretmen sendikasına üye olduğunu düşündüğü, bildiği herkesi işten atmakla tehdit edip, daha sonra bir sosyal medya üzerinden bir yazı yayınlayıp öğretmenleri örgüt üyesi olmak şeklinde hedef gösterdiler. Bu bence kötü bir şey değil. Örgüt üyesi, yani örgütlenmenin kendisini zaten yaratmaya çalışıyoruz ama tabii ki patronun kullanmaya çalıştığı şey orada bir hedef gösterme, terörize etme öğretmenleri, aşağılama halkın içerisinde, yani haklı olduğunu biliyor ve nereden vurabilirim? İşte bazı işte saikler var, toplumun kanayan yarası veya her zaman coşacağı saiklerdir bunlar. Onları kullanarak öğretmenleri aşağı çekmeye çalışıyor. Bunların hepsi birer korkudur. IŞİK öğretmenlerine de özür dilerim. İstek okulları öğretmenlerine de buradan selam gönderelim. Hala mücadeleleri devam ediyor çünkü. Aynı şekilde İTÜ okullarında aynı mücadele var ve mücadelenin talepleri hep belli. Belirli süreli sözleşmeler kaldırılsın. Belirsiz süreli sözleşmeye tabi tutulalım. Çünkü normal şartlarda benim süreli bir iş tanımım yok. Yani benim devam eden bir iş tanımım var, sürekli bir iş tanımım var ve ben dolayısıyla bundan yararlanmak istiyorum. Ben kıdemimi gün sonunda almak istiyorum, ihbar tazminatımı almak istiyorum veya işte az önce Sevda'nın bahsettiği, sadece bizim alanımızda değil, mesela depolarda da, tren yolda da yaşanan durumun kendisi bu. 5,5 ayın sonunda işsiz kalması, belirli işte 25'e 2 gibi, 46 gibi pandemide çıkan kodlarla
fişlenmesi emekçilerin önünde çok büyük bir gerçekten hayatlarını yaşanmaz kılan engeller. Biz bu engelleri kırmak için bir araya geldik ve mücadele ediyoruz. Mücadeleyi de tek bir hakkımızı geride bırakmadan bütün haklarımızı alana kadar devam edeceğiz diyerekten bu kısımdan sonrasını Arzu öğretmenime bırakayım. Çok konuştum zaten. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Arzu Hoca'ya geçmeden önce 15 dakikalık bir ara verelim. Tamam, İkinci evet. yarıda sonrasında soru cevap kısmı da olacak. Arzu Hoca'nın ardından. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan Arzu Başar'la devam ediyoruz. Öncelikle merhabalar. Ufak bir aradan sonra ben sözü devralacağım. Aslında Burcu Hocam, Sevda Hocam ve sizler çok fazla hani giriş konuşmasında epey detaylandırdığınız süreçleri. Ben biraz daha hani sendikanın hani şu an bu belirsizlik içerisinde ve güvencesizlik içerisinde nasıl mücadele ediyor ona biraz değinmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Yani konuşmanın başlangıcında aslında sistemin ne kadar dinamik olduğundan bahsettiler kapitalist sistemin. Ve hizmet sektörü de aslında hızla işte orta sınıf, beyaz yakalı emekçilerin içine sürüklendiği ve güvencesizleştirildiği, esnek çalıştırıldığı, yoğun bir şekilde çalışma saatlerine maruz kaldığı, düşük ücretler aldığı bir noktaya evrildi. Yani Burcu da konuşmanın başına söyledi yani hani aslında biz böyle çok bir özgür bir alanda aslında sözleşmelerimizi yapıyormuşuz gibi geliyor ama ne yani bu emekçiler, işçiler açısından hiç de özgür bir durum söz konusu değil. Hayatta kalabilmek için, ev kirasını ödeyebilmek için ve geçinebilmek için çalışmak mecburiyetindeyiz. Bunu bilen açıkçası patronlar da bunu kullanıyorlar bir şekilde. Yani böyle bu süreden kaynaklı hani ister istemez böyle biraz detaylandırdık belirli süreli iş sözleşmelerin hukuki açıdan, fiili açıdan bizler için zorluklarından da bahsedildi. Yani bu kadar piyasaya açılmış bir eğitim sektörü, işte sağlık sektörünün emekçiler açısından hani bir patronları ihya ettiği ve emekçilerin de ucuz iş gücü olarak kullanıldığı ve ülkenin neredeyse yarısından fazlasının işte çok düşük ücretlere ve uzun çalışma saatlerine maruz kaldığı bir yoksulluk cenneti oldu. Ucuz emek cennetine dönüştü. Bizler de aslında burada payımızı aldık. Yani pandemi süreciyle başlayan bir örgütlenme sürecimiz gerçekleşti. Yaklaşık 2 yıldır sendikalıyız. Burada hani ben sendikanın bir öznesi olarak sizlerle buluştuğum için ayrıca çok mutluyum. Çünkü bu sektörde yani çalıştığımız sektörlerde bu eğitim sektörü de olabilir, sağlık sektörü de olabilir, depo işçisi de olabiliriz. Pek çok sektörde işin öznelerinin harekete geçtiği ve bir şeyleri değiştirmeye kendi iş yerlerinden başladığı süreçlerin aslında başarı doğurduğunu sendika bize 2 yılda deneyimlerimizden doğru gösterdi. Biz de bunun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok fazla arkadaşımızın emeği var bu konuda. Şu an 2 yılı geçmesine rağmen Temmuz rakamlarına göre aslında çok böyle yeni kurulmuş bir sendikaya rağmen ve insanların bu kadar güvencesiz çalıştığı, bu kadar yoğun çalışma saatlerine maruz kaldığı koşullara rağmen insanlar sendikaya bir şeyler katmak için, koşullarını değiştirmek için üye oluyorlar. Ve çoğu da aslında resmi rakamlara göre 8.000'in üzerinde şu an üye sayımız var. Bu da şeyden kaynaklanıyor. Yani fiili, meşru mücadeleyi ön plana çıkartan bir sendika olmamızdan da kaynaklanıyor. Ve çalışma koşullarımızdaki dinamikliği, yani buradaki koşulların çok iyi tanımlanması ve arkadaşların bu koşullardan çıkabilecek anahtarın da kendi ellerinde olduğunu fark etmesinden de kaynaklı. Şu an iş kolu uymadığı için ya da öğretmen olarak ataması yapılmadığı için pek çok arkadaşımız resmi üye olamıyor. Ama bizim şöyle bir mücadele anlayışımız yok yani hani resmi üye olalım ondan sonra hani mücadele edelim. Hayır yani sen buranın bir öznesin, sen bir eğitim emekçisisin,
en önde senin var olman gerekiyor. Resmi üyelik bizim için bir şey anlam şey yapmıyor, ifade etmiyor. Ama tabii ki resmi rakamlar da bize bir şey gösteriyor. Evet, bu sendika büyüyor ve bu sendikadan eğitimcilerin, emekçilerin bir beklentisi var. Yani sendika bizler için bir şey yapmıyor ama sendikadaki eğitimciler bir şeyler yapmak istiyor. Yani bu sektörü, yani çoğu sektör değiştiriyor, farklı sektörlerde iş bulmaya çalışıyor. Ama biz şunu öğrendik sendikayla beraber, biz sektörü değiştirmeyeceğiz. Yani sektör, başka sektörde çalışmayacağız, sektörü değiştireceğiz diyoruz. Yani şöyle, aslında eğitimin hızla piyasaya itildiği süreç, hani çok da uzak bir döneme tekabül etmiyor. Çok fazla özel okul türedi. Yani devlet artık sağlık, eğitim gibi alanları üzerinde yük olarak görüp tamamen bu işin özelleşmesi, tamamen piyasanın eline terk edildiği bir süreçten geçiyoruz hepimiz. Bu sayı da gittikçe artıyor. Yani şeye bakıyoruz şu an, özel okulların sayısı. Yani neredeyseniz 400-500 binlerden bahsediyoruz ve bu bildiğimiz resmi rakamlar. Bu kadar çok yoğunlukta özel sektörün olduğu bir alanda da tabii ki hak gaspları ve işte koşulları gittikçe kötüye gitmesi biraz bu alanın emekçilerinin mücadele alanını boş bırakmasından da kaynaklıydı. Çünkü orada hani çeşitli dernekleşmeler oldu, sendikadan evvel mücadele alanları için bir takım girişimler oldu. Ama hiçbirisi özel sektör öğretmenleri kadar bir ilerleme kat edememişti. Çünkü hani özveriyle bir araya gelen birkaç toplandık en başında. Ama hani bir şeylere de inanmıştık, değiştirmek istiyorduk. Bir takım kazanımlar da elde ettik buradan doğru. Yani şimdi güvencesiz çalışmak gerçekten hani bizi zorlayan bir konu. Belki konunun dışına taşmış gibi olacağım ama bir noktada da hani belirli süreli iş sözleşmelerinin getirdiği dezavantajlar var. Örgütlenme açısından da. Burcu Hocam da biraz bahsetti. Yani eskiden şöyle olurdu. Bizim akrabalarımız işte bir fabrikaya girerdi. Yani emekli olana kadar çalışırdı. Ciddi bir güvenceleri vardı ve kimse de onlara şey demezdi. Yani hani ne göze alabilirdi işten çıkartmayı patron? Çünkü uzun yıllar orada çalışıyor ve gizem tazminatı var, ihbar tazminatı var. Çıkartmayı göze alamazdı. Ama şimdi gel gelin öyle bir sistem var ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın da açıkçası bunu kendisini dayattığı, yani belirli süreli iş sözleşmeleri yapıyor kendisi de. Ve patronları da aslında bunlar için bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın herhangi bir denetlemesi söz konusu olmadığı için, yasalar uygun olduğu için bu çok alışılagelmiş bir şey. Ama bizden de bunu kanıksamamızı bekliyorlar. Tabii ki hani böyle bir şey kanıksayacak değiliz. Çünkü biz işsizlikle yüz yüze kaldığımızda o sorunlarla baş başa kalıyoruz. Kimse nasıl geçindiğimizi ya da nasıl yaşadığımızı sorgulamıyor. Yani burada biraz belirli süreli iş sözleşmesinin yarattığı hengameler var. Bir de sendikalaşmaya dair de ülkede çok ciddi problemler var. Yani burada sendikalaşma oranlarına bakıldığında aslında %14'lerde seyrediyor. Ki bu kamu sendikaları falan da var. Özel sektörde toplu iş sözleşmesi yapabilen sendika sayısı da %5'i geçmiyor. Yani bu aslında ülkenin var olduğu koşulların, yani bu kadar emekçilerin sömürüldüğü, yani patronların bu kadar at koşturduğu bir ortam aslında emekçilerin örgütsüzlüğünden geliyor. Bunu da kırbaç gibi üzerimize kullanıyorlar. Yani şimdi şöyle bakıyoruz. Başta ben sendika üyesi olan arkadaşlarımızın sayısından bahsettim. Yani sendikanın bir toplu iş sözleşmesi yapabiliyor olması bağlı olduğu iş kolunda yani %1'lik bir barajı geçmesi lazım. Avukat arkadaşlar da daha detaylı bilir ve iş yerinde de %50+1 olması lazım. Yani sendika o kadar sendikalaşma, örgütleşmeye dair o kadar çok yasal düzenleme var ki bunlar 12 Eylül'ün bizlere miras bıraktığı ne yazık ki çoğu 12 Eylül'den kalma yasaların hala yürürlükte olmasından kaynaklı. Yani şimdi şu an bakılacak olursa eğitim öğretimin
emekçilerine söz sahibi olduğu, sendikasının yetkin olduğu bir durum söz konusu olsa aslında bizim için şu an %10'luk bir baraj var demektir. Çünkü 4 milyon emekçi var Onluoğlu İş Kolu'nda. Ve burada çok fazla sendika var. Biz bakıyoruz şu anda biz bunun %1'ini örgütlesek zaten kendi eğitim emekçilerimizin 400 bin, 500 bin bandı dedik. 80 bin, yani 8 bin üyemiz var. Yani aslında biz kendi iş kolumuza tanımlandığımızda zaten biz yetkin bir sendika oluyoruz. Toplu iş sözleşmesi yapabilecek yeterlikte bir sendika oluyoruz. Yani aslında sendikal baraj bütün eğitim, yani bütün emekçilerin önünde bir engele dönüşüyor. Yani biz bunları aşmak için de mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama biz şöyle bir hattan yaklaşan da bir sendika olmadık. Şu kadar sayıya ulaştığımızda toplu iş sözleşmesi yapacağız. Hayır, biz bugünden başlayıp bir şeyleri değiştireceğiz. Yani burada çok fazla örnek verildi. Sendika kurulduğundan beri taban maaş ile ilgili çalışmalarımız var. Aslında yine bir yasayla elimizden alınan, 2014'te elimizden çalınan diyeyim daha doğru anlaşılır, bir yasa var. Özel sektördeki eğitimciler kamudaki denginden düşük maaş alamaz diyordu. Ve biz bu yasayı yani bir gecede oylamayla beraber kaldırdılar. Yani şimdi böyle bir şeyi kaldırdılar ama önünde karşı durabilecek herhangi bir örgütlenme yoktu. Ya da buna karşı çıkacak bir yapılanma yoktu. Belki de o dönemde bu kadar özel sektördeki eğitimcilerin varlığı da yoktu. Yani şimdi bakıyoruz iş kollarına eklendiğinde eğitim 71'de ancak ekleniyor. Yani çok az varlıklı ailelerin çocukları gidiyordu özel okullara. Artık hani pek çok aile bir şekilde dişinden tırnağından arttırıp o okullara gönderiyor. Bir şekilde şu an mevcut eğitim sisteminin de getirileri, götürüleri, dezavantajlarını göz önünde bularak biraz daha nitelikli eğitim alabilmesi adına gönderiyorlar. Ve aslında eğitimcinin de çok da mutlu olmadığı ve verimli olmadığı bir alanda, süreklilik arz eden bir alanda bir de. Yani şey olmuyor, bir öğretmen eğitime başlıyor ve işte bir kuşak yetiştiriyor. Yani öğretmenlik hani belki şey açısından Burcu Hocam da dedi ama gerçekten toplumu değiştiren, dönüştüren nitelikli bir iş yapıyor. Ya ben de mesela rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum ve dezavantajlı bireylerle çalışıyorum. Yani engelli bireylerle çalışıyorum. Ya onların hayatına bambaşka bir yerden yaklaşıyoruz ve çok şey değiştiriyoruz aslında. Ya bu kadar sürekliliğin arz ettiği ve bir insanın şekillenmesinde bu kadar değer, yani her meslek değerlidir ama öğretmenliğin ayrı bir konumu var toplumda. Bunu nasıl olur da yani bir yıllık sözleşmeyle bir anda yok edebilir? Ya bu öğrenci açısından da korkunç bir durum. Öğretmen açısından da, veli açısından da. Yani burada hiç kimsenin bir avantajı yok patronlar dışında. Yani bunu da ortaya koymak gerekiyor. Yani hani koşulların bizler için hani zorlayıcı olduğunu biliyoruz ama biz bunu tek başımıza göğüslemek de istemiyoruz. Pek çok okulda hak ihlalleri olduğunda, okulların önünde bir şeyler yaptığımızda, yani öğrencilerimiz yanımızdaydı, velilerimiz yanımızdaydı. Çünkü eğitim tek yönlü bakılacak bir yer değil, bütünlüklü yaklaşılması gereken bir alan. O yüzden de aslında böyle piyasacılığa terk edilip tamamen böyle önemsizmiş gibi gösterilen bir alan haline getirilmeye çalışılıyor. Ama biz bunun böyle olmadığını kendi alanımızdan, yani bizzat kendi okullarımızdan başlayarak hem eğitimci arkadaşlarımızla konuşarak hem de velilerimizle irtibatlaşarak öğrencilerimizle bu süreci aşmaya çalışıyoruz. Talepler de var. İşte taban maaş hakkının geri kazanılması, Onluoğlu İş Kolu'nun eğitim, öğretim ve bilim emekçilerini kapsayan yeni bir iş kolu tanımlanması gerektiği sendikanın talepleri arasında. Yani belirli süreli iş sözleşmelerinin kaldırılmasını istiyoruz. Yani burada İstek Okulları Vakıf İTÜ Geliştirme Vakfı Okulu'na dair de şu an çok yakın zamanda ve öğretmenlerin hareketli olduğu iki okul olduğu için söylüyorum. Çok fazla zincir okullarda da çeşitli kazanımlar da oldu. Hatta bazı okullarda zam protokolleri bile imzaladık. Yani biz fiili meşru mücadeleyi yükselttiğimiz noktada kazanımlarımız oluyor.
Ama burada kazanımları şuradan da bakmak gerekiyor. Yani bu bir okuldaki kazanım diğer okula da ister istemez sıçrıyor. Yani keşke uzun yıllar çalışabilse eğitimci arkadaşlarımız. Çünkü bir emekçinin orada sendika, bir bizim için okul, herkes için deneyim kazandığı bir yer. Orada gelişiyor, emekçiler de oradaki arkadaşlarıyla bir bağ kuruyor ve kurumu tanıyor bir kere. Yani biz bu süreçten nasıl çıkabiliriz diye orada birlikte bir şeyler üretiyorlar. Ama bir yılın sonunda bambaşka bir okula dağılıyor arkadaşımız. Yani bu örgütlenme süreci açısından gerçekten bizi çok zorluyor. Ama biz her daim oradaki arkadaşlarımızla, yani sendikada iletişim halini koparmıyoruz. Bir şekilde bir araya geliyoruz. Hangi okuldaysa tekrar bir okullar değişiyor, insanlara ulaşıyoruz. O yüzden hani bu bazı okullarda da kazanımlar oluyor demiştik. Mesela bir okulda işte belirli sürede iş sözleşmelerinin kaldırılması. Yani aslında siz bir okulda böyle bir kazanım elde ettiğinizde oradaki işte süre gelen bir süreçte aslında kazanılmış bir hakka dönüşüyor. Yani her şeyi tabii ki böyle hukuki açıdan olur mu olmaz mı üzerinden değerlendirirsek hani biraz şey oluyor. Hani Seyda Hocam da dedi, çok ucu açık meseleler bunlar. Ya biraz patronlarla emekçilerin vereceği kavgada yenişememe hali ve kim kazanacak şeyine dönüyor bir yandan da. Ya bunu aşmanın yolu örgütlü olmak. Yani biz şu an bu kadar yoksulluk çekiyorken artık böyle orta sınıf diye bir emekçi şeyin kalmadı. Öğretmenler kendilerini işçi olarak tanımlamıyorlar. Hala tanımlamak istemiyorlar. Ama şu an gerçekten tanımlamadıkları şeyinden daha yani böyle kaçamayacakları bir gerçekle yüz yüzeler. Yoksullar, geçinemiyorlar ve herhangi bir iş güvenceleri yok. Yani bunu birbirimize anlatarak bir şeyler çözemiyoruz ama kendi deneyimlerimizden de öğreniyoruz. Bir çözüm yaratmak, bir arada olmak, birlikte hareket etmenin kanallarını zorlamakla beraber bir şeyleri aşabiliyoruz. Yani biz tabii ki eğitimciyiz, koşullarımız hızla kötüleşti, biz bunu kabul etmek istemeyebiliriz. Ama istesek de istemesek de ne yazık ki şu an mevcut durum bu. Biz bunu aşmak için bundan sonra ne yapabileceğimizi, neler yapabileceğimizi konuştuğumuz, iş yeri örgütlenmelerinde özne öğretmenlerin, temsilcilerin çıkarttığımız ve bu çıkarttığımız emekçilerin de yeni iş yerlerinde belki bizim için çok dezavantajlı bir durum olduğu ama oradaki deneyimleri de yeni okullarına aktaracağı bir süreç bizleri bekliyor. Ben buradan da hani mücadele eden, şu an okullarında hak gasplarına karşı mücadele eden arkadaşlarıma da selam yolluyorum. Yani biz çok büyüğüz. Patronlar bir avuç. Ne kadar bir araya gelebilirsek, ne kadar haklarımız için mücadele edersek o kadar kazanırız. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.